Evet, yumurtalarımızı da kırdık. Bu ara yeri gelmişken yumurtayla alakalı organik, organik değil şeklinde bir sürü çekim var. Evet, gerçek organik yumurta bu. Şimdi renk konusuna gelince, sarısının rengine gelince, tavuğun beslenmiş olduğu, almış olduğu buğday, kepek vesaire ile alakalı bir durum söz konusudur. Renk olayında. Yani rengi açık da olabilir, koyu da olabilir. Renginin açık olması, koyu olması tavuğun yumurtasının organik olduğunun göstergesi değildir. Bir daha söylüyorum. Bu tamamen tavuğun yemiş olduğu şeylerle alakalı bir olaydır. Rengi mesela koyu olabilir. Bakın bir tanesinin rengi koyu, bir tanesinin rengi açık. Aynı tavuk, aynı bahçede bunlar. Ama ne yapıyoruz? Dediğim gibi almış olduğu besinlerle alakalı tavuğun yumurtasının rengi. Yumurtanın diğer bir anlayacağımız noktalardan bir tanesi de organik olup olmadığını anlayacağımız şeylerden, göstergelerden bir tanesi de yumurtanın boyutlara bakın. Kimisi küçük, kimisi orta boylu, kimisi çok büyük. Mesela bu çift sarılı. Koliyi bir açıyoruz. Marketten aldığımız kolinin üzerinde bir kere etiketler, şeyler var. Kırmızı boyalarla yazılmış yazılar var. Yumurtanın kabuğu geçirgendir. O fabrikada üretim yerinde atılmış olan bu üstündeki üretim tarihi vesaire, ya da seri nosu vesairesi tamamen yumurtanın içerisine nüfuz ediyor. Yani buradaki kanserojen boya yumurtanın akına geçmiş oluyor. Evet. Kaşar, bir miktar kaşar. Şunun kadar kaşar. Rendeledim. Evet, bu ara yumurtayı çocuklara sevdirmeye de kararlıyım. Kepeğimiz. Bunu sana veriyorum kızım. Tamam. Sen bunu yap, tamam mı? Mesela kalp şeklinde falan da yapabilirsin kalp istersen. Kalp şeklinde yapacağım. Sen bilirsin. Evet, çocuklara yumurtayı sevdirmekte kararlıyım. Bu ara yağımız da oluyor. Kızımla birlikte çalışıyoruz bugün. Bunu şimdi kızım için yapıyorum. Ben kalp şeklinde yapacağım. Sen bilirsin. Ama bitince kalp şeklinde yapacağım. Ben bir daha yapacağım. Aslında ben bir daha yapacağım.
Bu sefer top şeklinde yapıyoruz, tamam mı? Ben top şeklinde yapacağım. Bana da versene. Ama içine önce bir şeyler koyacağım, değil mi? Tabii ki sucuk ve kaşar koyacaksın. Sucuk. İşte bu. Gördün mü? Benimki de gidiyor. Ben bu sefer ilk şey falan balon yapacağım. Böyle iyice bastırıyor. Çünkü yuvarlak şekli verinceye yapıyorum işte ben. Bak, gördün mü? Tam yuvarlak oldu. Ben gidiyor benimki. Ay bu ne? Baba, hadi yumurta şey bırak sen. Ben bunun farklı tarzını yapıyorum. Hayır, soğumamış. Benim yaptığım kalbi görseydiniz, şaşırdınız. İşte incelikle. Sence yiyeceğim demek daha doğru. Ben birini yemeye başlamıştım. Zaten. Nasıl olmuş tadı? Çok güzel. Bir de şunun tadına bak bakayım. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Harika mı? Harika tabii. Ekrana söyler misin? İkisi de harika buna. Sağlık. İyi ki varsın falan demiyorsun. Baba. Eline sağlık dedim ya. İyi ki varsın demedin ama. İyi ki varsın baba. Şimdi şuna, şu kaşarlı yerini bir ye bakalım. Şöyle. Oo. Oh. Aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını. Aç, 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 aç. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.